videoya ve İlkay Buharalı YouTube kanalına özel hem auranın ne olduğunu, nasıl korunduğunu, ne işe yaradığını, nasıl yükseleceğini öğreneceğiz. Hem de onu görmeyi başaranlar olacak içimizde. Nasıl olacak? Ne oluyor da auramız korunaksız kalabiliyor ya da herhangi bir alanında bir yırtık, bir delik oluşturabiliyor? Aura görmeye başladık ve birinin ellerini siyah gördük. Bu auramızı onarmak istiyor ise önceliğimiz mutlaka negatif inançlarımızı bulup terk etmekten geçiyor. 2022 arınma senesiydi. 2023 çok enteresan, bolluklu ve şanslı bir sene. Fakat aura görme çalışmasını yapalım. Herkes kendi eline bakıyor. Arkadaşlar, İlkay Buharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Artık şunu hepimiz biliyoruz, yani İlkay Buharalı YouTube kanalında daha önce video izlediyseniz, şu anda da bu videoyu izliyorsanız artık canı gönülden biliyoruz ki sadece şu tenden, bedenden ibaret değiliz. Çok daha fazlasıyız. Enerjimizle, ruhumuzla, düşüncelerimizle çok daha fazlasıyız. Ya ben İlkay Buharalı YouTube kanalının 2 yıllık bu macerasında o kadar çok şey keşfettim ve daha yolun da o kadar başındayız ki aslında. Yani kendi adıma söyleyeyim. Böyle hissediyorum. Öğrenecek şeyler bitmiyor insana dair. Ama şunu biliyoruz yani. Bir enerji bedenimiz olduğunu, bir auramız olduğunu herkes biliyor. Yani yoldan kimi çevirsek aura falan bir şeyler söyler. Ama bu aura gerçekte ne? Bir ikincisi, inanılmaz bir videoyla geldim. Konuğum şimdi burada olacak, Ebru Demirhan. 17 yıllık tecrübesiyle, yani sayısız eğitimler veriyor alanın içinde. Hani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar ya, kendi evladının hayatını kurtarmaya çalışırken imkansız denilen bir hayat mücadelesini kazanıp mucizeye dönüştürüp sonra da bu yollara baş koymuş biri. 17 yıl önce hikayesi böyle başlıyor Ebru Demirhan'ın. Ebru Hoca'nın. Ve dedim ki şu aura konusunu bize anlatır mısınız? Hatta şunu yapabilir misiniz? Videoyu izleyenler auraları görebilir mi? Fark edebilir mi? Elbette. Niye olmasın dedi. Aslında bu bir ücretli seminer konusu arkadaşlar. Ama bu videoya ve İlkay Buharalı YouTube kanalına özel. Hem auranın ne olduğunu, nasıl korunduğunu, ne işe yaradığını, nasıl yükseleceğini öğreneceğiz. Hem de onu görmeyi başaranlar olacak içimizde. Nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Ben de görebilecek miyim, çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bize eşlik edin. Kim ne görecek, nasıl görecek, nasıl fark edecek? Malzemelerimiz var, onu hemen söyleyeyim. Videonun başında temin edin. Bir adet siyah, bir adet beyaz kumaş. Ben bir siyah, bir beyaz tişörtümü aldım, kaptım, geldim. Bir pandül, sarkaç veya doğal taş, artık ne olursa, altın, gümüş, bakır, herhangi bir doğal maden de olur. Bir tane doğal taş yanınızda olacak ya da doğal maden. Bir siyah, bir beyaz tişört. Hadi bakalım, geçelim ortak yayına. Merhabalar. Merhaba Ebru Hocam, nasılsınız? Çok iyiyim, İlkay Hanım, siz? Çok teşekkür ederim. Görecek miyiz bu auraları? Çok heyecanlıyım. Ben de görecek miyim? İzleyenler hep birlikte gayret edeceğiz görmek için. Niyetimiz görmek. Arkadaşlarımız hemen görecek. Bazı insanlar evlerinde biraz pratik yapınca görecekler. Ama muhakkak bir gün bir yerde aktive olacak. Bakalım hemen mi göreceğiz arkadaşlar? Biraz çalışmamız mı gerekecek? Bu arada bu aslında ücretli bir seminer değil mi şu an bize yaptığınız? Evet. Çok teşekkür ederim beni kırmadığınız için. Ne demek? Şimdi ben sizin, herkese sorarım. Daha doğrusu ilk kez konuk aldığım kişilere mutlaka sorarım. Nasıl düştünüz peki siz bu yollara diye merak ederim. Tabii ki yayın öncesinde konuştuk, sohbet ettik, tanıştık ama hani burada da şöyle çok kısaca bir üstünden geçin de herkes sizi daha bir yakından tanısın isterim. Önce. Tabii ki. Bedenin Şifa Kapıları kitabımın önünde çok uzun anlattım hikayeyi ama çok minik özet vereyim. Oğlum erken doğdu, 7,5 aylık doğdu. Karaciğeri tam çalışmıyordu ve yoğun hastane süreçlerinin sonucunda artık tıbben bir şey yapılamayacağı bilgisi verildi. Ve o zaman gittiğimiz doktorumuz dedi ki, kızım
Profesörlüğü, hekimliği bir kenara bırak. Bunu da söylediğimi kimseye söyleme dedi ama ben söylüyorum, çok kıymetli. Çünkü bu çocuğu seveceksin, sevgi kurtaracak dedi. Ben de çocuğumu aldım, eve gittim. Sabaha kadar bütün internette bulduğum mucize hikayelerini okudum. Ve oğluma dedim ki biz kendi mucize hikayemizi yazacağız. O zaman 2 yaşındaydı. Ardından İstanbul'a geldik birlikte. Çok zor bir dönem geçirdik, çok zor. Fakat nihayetinde yollarımız Şanal Hoca ile kesişti. Ve yaptığımız çalışmalar sonucunda çocuğumun anne rahmi döneminde benim yaşadığım bazı olaylardan etkilendiği ve aslında bunlarla pek de hayata mutlu gelmediğini öğrendik. Ve aile dizilimi çalışması ve birçok bilinçaltı çalışmayla hikaye çözüldü. Çok şükür bir gecede bir mucize yaşadık ve o gün bugündür oğlum çok sağlıklı, şükürler olsun dedik ve tabii ki hal böyle olunca yelkenimizin rüzgarı bizi başka bir yöne götürdü. Bankacıydım o zaman, bu kadarmış dedik bankaya. Hemen eğitimler almaya başladım ve o gün bugündür gerçekten 7 gün çalışıyorum. 365 günün Maşallah. 365 günü çalışıyorum. 17 yıl dolu dolu bu şekilde geçti. Yani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diye bir söz var. Çok severim. Hani ne kadar güzel Anadolu'da anlatılmıştır. O yüzden insan kendi mucizesini ararken başkalarına da sonra yol açması bana muazzam geliyor. Şimdi 20 yaşında değil mi oğlunuz bu arada? 19 yaşında, Maşallah. 19-20 arasında. Evet evet Maşallah. artık Gayet genç sağlıklı. bir, gayet sağlıklı, genç bir üniversite öğrencisi. Çok da güzel bir ilişkimiz vardır, birbirimize de çok düşkünüzdür. Böyle mutlu mesut yaşıyoruz, şükürler olsun. Şanal Hoca'ya da selam olsun bu arada. Şanal Evet, Hoca Şanal bizim oldu Hoca'ya kocaman kulaklarını kısmak selamlar nasip oldu. olsun. Evet. Şimdi Ebru Hocam, bu ağır akınsını neden seçtik? Bu niye önemli? Buradan bir başlayalım mı isterseniz? Hemen başlayalım. Önce bilinçaltı ile aura arasındaki ilişkiyi anlatmak istiyorum. Bir minik bilinçaltı anlatayım. Hemen ardından aura ile işbirliği konusunu açıklayayım ki auranın neden önemli olduğu ve bilinçaltı kodlarında neden önemli olduğunu bir arada kavrayalım. Bilinçaltı 7 kattı. Üst üste 7 katı olan bir binaymış gibi düşünelim. Ortasında bir merdiven boşluğu olsun. Merdiven boşluğunun sağında ve solunda 7'şer kat daha derinliği olan bir alandan bahsediyoruz bilinçaltı deyince. Ortadaki merdiven boşluğu gibi tanımladığımız alana zihni alır ve bizim orada hareket etmemize izin verir zihinle. Fakat bir iki derinliğe kadar belki alıyor bilgi anlamında ama ondan sonraki alana zihni dahil etmiyor. Diyor ki bilinçaltı, sen bu orta alanda hareket et, bulduğun kodları temizle, bana revize bilgiler ver, ben onu diğer derinliklere götürebilirim, sen götüremezsin diyor. Dolayısıyla bir sınırlı alanda hareket etmemize izin veriyor. Bu alanda ve diğer bütün katlarda ve derinliklerde oluşan bütün kodlamalar, konu ne olursa olsun, para, iş, partner, sağlık, gelecek, konumuz ne olursa olsun, oluşan bütün kodlamaları bilinçaltı işletir ve frekansını oluşturmak üzere auraya devreder. Der ki auraya, enerji bedenimize, bunu hayata yay ve benzerini getir. Ve benzerini getir. Kodlama neyse. Örnekler üzerinden gidelim. Örneğin partner konusundan bahsedebiliriz. Çeşit çeşit örnekler verelim, biraz mantığı otursun. Partner konusunda bir partner modeli belirlenir. Ata kayıtlarından, anne baba ilişkisinden, bu hayatın içindeki deneyimlerden, çevremizde gördüklerimizden bir modelleme oluşturur bilinçaltı. Sonra bu oluşturduğu modelin bir frekansı oluşmak zorunda. Aura'ya der ki ben işte şu çerçevede bir partner belirledim.
Mesela mesafeli bir insan olsun. Bunun hiçbir yani akılcı ve mantıklı bir sürü açıklaması var ama o konu çok ayrı ve çok uzun bir konu. Nasıl partner oluşturuyor bilinçaltı? Fakat bir model oluşturur. Mesafeli bir insan olsun. Çok problem yaşadığımda bana yakın olsun gibi örnek veriyorum. Cömert de olsun aynı zamanda. Çok da çalışkan olsun. Böyle bir partner modeli belirlemiş X bir sebeple. Bu modelin kayıtlarını Aura'ya verir. Der ki bunun frekansını oluştur ve hayata yay. Bana bu modeli getir der. Ve Aura hemen kodlamaları alır, frekansı yazar, yayar ve benzerini çeker. Para, partner, sağlık, aklımıza gelen bütün konular, komşu ilişkilerimize kadar, iş arkadaşlarımıza kadar aslında bu yazılımın bir çekme ve itme prensibine göre hareket eder. Dolayısıyla bir bilinçaltı kodlarımız çok önemli çünkü ana malzeme orada. Artı aura onların frekansını yayıyor ve de benzerini topluyor. Bu anlamda Aura'nın çok yüksek bir görevi var. Bir yandan Aura bir bağışıklık sistemi gibi çalışır. Yani bizi dış etkenlerden bunlara nazar, kötü niyet, büyü gibi alanlardan da bahsedebiliriz. Dıştaki negatiften bizi koruyan bir görülmeyen ama görebileceğimiz bir beden formu vardır. Dolayısıyla bir bağışıklık sistemi gibi dışarıda dolaşan, belki de bize hiç ait bile olmayan birçok negatiften bizi koruma yetkisine, yetkinliğine ve aslında görevine sahiptir. Ya da tesir alıyorsak demek ki auramızda bir sorun var o zaman. Evet, Negatif enerjilerden. auramızda Ebru hocam, buraya döneceğim ama önce şu frekanslardan bir şey aklımdayken hemen sormak istiyorum. tabii. Mesela 20 yıllık evli, 30 yıllık evli. Bilinçte başka bir yere çıktı. Aurası değişti frekansı. O zaman şey yani ne bileyim hani eşler arasındaki uyumsuzluk ya da iş. Mesela artık o iş onu tatmin etmez oldu Evet, falan. hemen Burada da haklısın. yine o bilinçaltı ve aura değişiminde mi aramak lazım? Öyle mi benzerini çeker insan? Bir yandan da rezonans yasası var bu sistemin içinde. Rezonans yasası der ki az yoğun olan çok yoğun olana çıkmak zorundadır. Yoğunluğu sevgi belirler. Frekansların içinde nefret, korku en alttadır, sevgi en üsttedir. Az yoğun, çok yoğun sevgi bazlıdır. Az yoğun olan, altta olan, çok yoğun olana akmakla yükümlüdür. Eşler arasında da bunu çok deneyimleriz. Bilinç seviyesinde küçücük bir farklılık ve bir açılım dahi az yoğundan çok yoğuna akmamıza izin verir. Çok yüksek bir direnç olmadığı sürece aslında herkes birbirini sürekli böyle etkiler. Hanede herhangi birisi, anne, baba, çocuk, belki de torun, herhangi birisi bir farkındalık yaşadığında ve kendisiyle ilgili bilinç seviyesinde bir artı değer ürettiğinde tüm hane halkı az yoğundan çok yoğuna çıkıp ona uyumlanmak zorundadır. Bu zaman alabilir fakat eni sonu olmak zorunda olan budur. Eğer fark açılırsa bazen de kopuşlar yaşanabiliyor çünkü bir direnç olabilir ve çok yoğuna akma konusunda bir sürü şartı olabilir bazı insanların. Bunlar bilinen şartlar değildir, zihnimizle ürettiğimiz şartlar da değildir. Arka planında yine ata kayıtlarına bakmak, bilinçaltı kodlarına bakmak ve bilincin ısrarının kaynaklarına bakmak gerekir. Eğer boşluk açılırsa, aradaki fark açılırsa bazen kopuşlar olabilir. Burada herhangi bir kodlamayı çözmüş, bir kodlamaya esenlik getirmiş ve onun hayat yolundaki yükünü atmış birisi aynı kodu bütün frekansını aurasından da temizler. Kalp ameliyatı olan insanları bilirsiniz belki. Kalp ameliyatı olduktan sonra huyları değişir. Mesela çok huysuz insanlar
bir anda çok neşeli ve sevgi dolu insanlara dönüşebiliyorlar. Aslında bunun gibidir. Bu bir örnek. Bir şey olur hayatta ve o baraj kırılırsa bilinçaltı kodları değişir. Ona bağlı hücre hafıza, bedendeki hücre hafıza değişir. Aura tabii ki yeni kodlar aldığı için auranın frekansı değişir ve çekme itme yasaları yeniden revize olur. O zaman da hayatına giren insanlar değişebiliyor bazen. Fakat özellikle eş birliği, yani bir yasal akit var, kalbi akit var, beden birliği var. Anne çocuk, baba çocuk bu ilişkilerin içinde rezonans yasası kopuşlardan çok daha önceliklidir. Şimdi o olumsuz etkilerden de şimdi bilinçaltı auraya tesir ediyor. Aura bütün hayatımıza tesir ediyor ve bizi olumsuz negatif enerjilerden koruyacak şey de auramız aslında dediniz. Oradan devam edelim o zaman. Sonra soracağım arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Ben de merak ediyorum, auramızı nasıl koruyacağız, nasıl yükselteceğiz, nasıl geliştireceğiz, nasıl göreceğiz, hepsine geleceğiz. Merak etmeyin. Onu da Adım söyleyeyim. adım. Hepsi Adım adım adım. Aynen, adım adım. adım. Şurada çok haklısın sevgili İlkay. Eğer bir dış etki alıyor isek, yani dışarıdan herhangi bir şekilde nazara uğruyorsak diyelim en basit tabiriyle ya da yıldızın düşük demişlerdir. Bunu da satın almışızdır ve bu bir şekilde auramızı etkiler. Bunun gibi satın almalar ya da bir şekilde auramızda incelmeler, yırtıklar, delikler varsa o zaman dış dünyanın negatif bir sürü enerjisine açık kalırız. Peki, önce aurayı formunu tanıyarak başlayalım ve içini açarak devam edelim. Aura bedenimizin etrafında tüm bedenimizi kaplayan 2 santim, minimum 2 santim genişliğinde olması gereken görülebilen ama çıplak gözle baktığımızda görmediğimiz bir alan, bir beden aslında. Fiziksel bedenimizin üstünde onu koruyan bir beden. Görmüyoruz ama artı bir enerji alanı. Auranın minimum 2 santim olması gerekir. 2 santimlik auranın etki alanı 8 metredir. Standart bir auranın etki alanı 8 metredir. 2 santimin altına düşer ise o zaman korunaksız kalmaya başlıyoruz demektir. Korunaksız kaldıkça da dış etkenlere açık kalabiliriz. 2 santimlik bir aura, biz kendi içimizde ne kadar derinleşirsek aura da dışımızda o kadar yayılır. Ben ne kadar özümle buluşursam, kendi içimdeki birliği sağlayabilirsem, auram da dışarıda bir santim daha genişler. Sonra bir santim daha. Sistemi de şöyle çalışır. 2 santimlik auranın etki çevresi 8 metre. 8 metre çapında bir çember olarak dolaşırız. Auramızı 3 santime çıkardık. 8 kere 8, 64 metre. 4 santime çıkardık, 64 çarpı 64. Böyle gider. Buradan mesela şunları düşünebiliriz. Peygamberleri düşünelim. Henüz iletişimin böyle olmadığı zamanlarda X bir kıtada fakat onu bütün dünya tanıyor. Nasıl? Aura etkisiyle. Of. Bu kadar kuvvetli bir etkendir aslında aura. Fiziksel bedenimizin üzerinde fiziksel bedenimiz kadar görülür, duyulur bir beden olmamakla birlikte hissedilir, yayılabilir, aslında kıtadan kıtaya aktarılabilir bir enerji üretecek kapasitededir. Bu anlamda da çok kıymetli bir bedenimizdir. Şey aklıma Aura ne? geldi. Veysel Karani'nin hayatını okumuştum. Peygamber Efendimiz'i görmeye giden, Peygamber Efendimiz'in de kendisine hırkasını sonra miras bıraktı. Bugün hala Hırka-ı Şerif Camii'de de görülebilir. Tüyleri diken diken eder. Veysel Karani'nin hikayesi, birbirlerini görememişlerdir Peygamber Efendimiz'le. Ama ikisi de birbirlerinin, şimdi onun aura olduğunu anlıyorum. Şu an anladım hocam. İkisi de birbirlerinin varlığını hissetmişler, kokularını duymuşlar.
meğersem bence o auranın etkisiydi. İkisinin de birbirine. Evet, aslında orada bilgi ve sevgi bir araya geliyor. Birbirlerini tanımıyorlar ama tanıyorlar. Birbirlerini bilmiyorlar ama biliyorlar. Bunu hayatta da bir sürü insanla yaşarız. Bazen birini tanırız ve 40 yıldır seni tanıyormuşum gibi deriz. İşte burada bambaşka etkiler var. Auramızı neler bozar, neler onun incelmesine sebep olur. Yani ne oluyor da auramız 2 santimin altına düşüp korunaksız kalabiliyor ya da herhangi bir alanında bir yırtık, bir delik oluşturabiliyor? Bunun bir sürü sebebi var. Hemen başlıyorum. Vakit ilerliyor. Çok bilgi var, aktaralım. Öncelikle negatif inançlar. Negatif inançlar özellikle örneklerini vereceğim biraz daha böylece akılda kalabilir. İşte kış aylarında çok mutsuz olurum gibi inançlar var ise kış aylarında auranın biraz daha zayıf olmasına sebep olabiliriz. Ya da herhangi bir insanı gördüğümde başıma bir şey gelir inancı. X bir insana atfedilmiş. Ne zaman onu görsem başıma bir şey geliyor. O insanı görünce inançtan dolayı yerleşmiş, kabul edilmiş inançtan dolayı aura koruma alanı bırakabiliyor. Şimdi bazı katılımcılarımız kızabilir. Fakat dövme auranın enerjisi için çok önemlidir. Neden? Aura fiziksel bedenle dairesel bir bağ içindedir tüm bedende ve birbirlerini beslerler. Aura fiziksel bedenden, fiziksel beden de auradan beslenir ki o iki bedenin birliği sürekli devam edebilsin. Derinin altına dahil edilen mürekkep ya da botoks ürünleri gibi ürünler mutlaka şifalandırılmalı, bedenle uyumlandırılmalıdır. Aksi halde tamamen fizik kanunu aslında derinin altına dahil olan madde bu akışı engellediği ve o bölgelerde auranın bedenden, bedenin de auradan beslenmesine bir paravan olduğu için o bölgelerde incelmeler yaşanabilir. Bu yüzden de eğer işte cildin altına kalıcı makyaj da böyle, cildin altına herhangi bir madde enjekte ediliyor ise ama mürekkep ama kozmetik ama tıbbi başka maddeler auranın incelmesini engellemek için ellerimizi kalp çakrasında ısıtıp o bölgelere şifa aktaracağız. İşte hepsi bu aslında. Eğer bir şifa ile aldık ise herhangi bir şekilde şifaya uyumlandıysa o zaman daha rahat kullanabiliriz. Fakat onun dışında da kendi şifamı aktive ediyorum deyip dövmeli olan bölgeye ellerinizi tutun, kendimi şifalandırıyorum deyin. Aksi halde bu alan bir parça zayıflayabilir. Auranın zayıflaması bir risktir. Çünkü dışarıdaki negatife açık hale geliriz. Üstelik bize ait olmayan negatiflere de açık hale gelebiliriz. Negatif inançlar, dövme ve deri altına dahil olan aslında o iletişimin kesilmesine sebep olabilecek her şey bu konuda önemlidir ve de şifalandırılması, kendi enerjiniz ya da bir başkası tarafından şifalandırılması oldukça önemlidir. Bunun dışında bir şehre, bir kişiye, bir mevsime yapılan atıflar gerçekten çok önemlidir insanların aurasının düşmesinde. Ne zaman İstanbul'a gelsem nokta nokta oluyor gibi negatif inançlar. Yine şu kişiyi görünce hep başıma bunlar gelir gibi inançlar. Bunlar auramıza o dönemde beni koruma gibi görünmeyen bir emir veriyor aslında. Çünkü kodlamaya dönüşüyor. Bu da hayatımıza o tarz insanların, durumların, olayların gelmesine sebep oluyor. Hiç gerek yok. Bu inançlarımızı düzeltelim. Aynı zamanda bedende herhangi bir şekilde sağlığının bozulma ihtimali olan organlar ya da sistemler etrafında auramız incelebilir. Bazen yırtılabilir.
Operasyonlar sırasında da bazen olabiliyor. Beden o operasyonu istememiş ise o alanlardaki onarım bazen zaman alabiliyor. Yine aynı şekilde tüm operasyon noktalarınızı, kalp çakranızda elinizi ısıtın, kendi şifanızı aktive edin ve nerede operasyon izi yeri varsa oraya dokunup şifalandırın. Bunun dışında aslında çok fazla etken var aurayı incelten ama en temeller, en çok bilmemiz gerekenler bunlar. Bunlarla birlikte yıldızın düşük inancı çok önemlidir. Şanssızım inancı çok önemlidir. Hemen çöpe atınız, çok rica ediyorum. Yıldızın düşük özellikle böyle çok rahat söylenir ve insanların içsel etiketlenmesine de sebep olabilir. Kimsenin yıldızıyla evrensel sistemin bir derdi yok arkadaşlar. Kimsenin yıldızı aslında kendi doğasında da böyle düşük değildir. Bunların sebepleri vardır. Bir şeyler ters gidiyorsa tek konu bu değildir. Lütfen bu etiketleri de bugün çöpe atalım. Çünkü auranızda beni koruma prensibi üretiyor olabilir, inanca dönüştüğü için. Bu da başımıza bir sürü gereksiz olayların gelmesine sebep oluyor olabilir. Hemen bırakalım. Örneğin bir kişinin, örnek veriyorum, sağ böbreğinde bir sorun var ise, sağ böbreğin etrafındaki aurada bir azalma. Çünkü bütün gücü o böbreği onarmaya verdiği için beden ve oradaki hikayeyi düzenlemeye çalıştığı için auranın gücü de azalabilir. O yüzden de iyi hissetmediğimiz organlar, ağrıyan dizler gibi, eklemler gibi alanlarda yine kendi şifanızı bol bol kullanın ki kendi auranızı kendiniz besleyebilin. Bunlarsa nasıl yükselteceğimize mi geçelim buradan? Peki Tabii ki. auramızı nasıl o 2 santime en azından getiririz, hatta daha da çok çoğaltırız. Bir de ölçülebiliyor mu? Ya biliyorum da bir anlatın isterim. Nasıl ölçülüyor? Cihazlarla Ya bir cihazı var mı bunun? ölçülebiliyor. Evet, cihazlarla ölçülebiliyor. Fakat biz pandülleri kullanıyoruz. Pandülü bilirsiniz. Pandüllerle auranın nerelerde sağlıklı olup olmadığını ölçebiliyoruz. Ayrıca şifa eli olduğu için şifa ile bir kişinin bedenini tarayarak oradaki aura açıklarını bulup kapatabiliyoruz. Kişiyle beraber yapıyoruz. Zaten biz bir kişiye dokunduğumuzda aura temizliği için herhangi bir yerde bir delik, yırtık, böyle bir araz var ise dokunduğumuzda kişi de anlar. Evet, yani buradaki his bambaşka diye ve hemen birlikte onarırız. Yani bunlar için çok uzun zamanlara da ihtiyaç yok. Aura onarmak aslında aurayı hırpalamaktan daha kolaydır. Aurayı hırpalamak zordur. Yani o bir bedendir, o bir enerji alanıdır ve çok kuvvetlidir. Onun hırpalanması ya da zarar görmesi için inancın çok kuvvetli olması gerekir ki bir insanda bu sonuçta karşılaştıysak o auranın o hale gelmesi için hatır sayılır bir emek verilmiş olması lazım. Oysa ki onarmak gerçekten çok daha kolaydır. Lütfen auralarınızı çeşitli şekillerde arazlamak gayretinde olmayınız. Negatif inançları terk etmeye bakınız ki o enerji sizi aslında çok daha pozitif bir yerden koruyabilsin. Çünkü her bedenin görevi var. Ruhsal bedenin başka görevleri var. Fiziksel bedenin başka görevleri var. Auranın enerji bedeninde bambaşka görevleri var. Bırakalım görevini yapsın. O da çünkü sürekli kendini onarmaya çalışırken bir yandan görevleri de azalabiliyor. Günlük hayatta karşılığını biraz daha negatif bir yerden alabiliyoruz. Öncelik tabii ki auramızı onarmak istiyor isek, önceliğimiz mutlaka negatif inançlarınızı bulup terk etmekten geçiyor. Burası çok önemli. Negatif inançlarınızla nasıl çalışabilirsiniz? En basit yöntem, en kolay yöntem, bir defter alın. Hemen şöyle göstereyim. Bir defter alın. Defterin şöyle karşılıklı iki sayfasına negatif inançlar yazın. Ne geliyorsa. Bu tarafta pozitif inançlar olsun. Bir bir yaşadığınız, yazdığınız negatif inançları tek tek kırmızı kalemle
Önemli. Çünkü bilinçaltı kırmızı kalemin çizgisini ve çarpısını bir reddediş olarak kabul eder. Çok hızlı kabul eder. Negatif bir inanç buldunuz. Diyelim ki bana yıldızım düşük dediler. Ben de yıldızımın düşük olduğuna inandım. Bu bir negatif inanç. Yazın yıldızım düşük. Ne buluyorsanız alt alta yazın. Sonra yazdığınız her şeyin üzerine kırmızı kalemle çizin. Yıldızım düşük inancını iptal ediyorum. Bambaşka bir kalemle yerine pozitif bir inanç yazın. Böylece bulduğunuz bütün negatif inançlarda yer değiştirmeye bakın. Ardından pozitif inançlarınızdan bir ses kaydı yapın kendinize. Benim yıldızım yüksek, şansım bol, yolum açık, bahtım temiz. Ne istiyorsanız devam ettirin. Bütün pozitif inançlardan kendinize bir ses kaydı yapın. Her gün dinleyin. Buyurunuz çok ciddi bir aura temizliği. Ses kaydını yapıyoruz. Tam Ses tersi. kaydından Negatif sonra olumlu pozitif her gün söylüyoruz. dinliyoruz. Her gün dinliyoruz. Bir, kendimize negatif inanç tespiti yapıp kırmızıyla çizip pozitifini başka renkle yazıyoruz. Karşılıklı olsun çünkü o negatifin pozitifi bunu bilelim. Ve o bilgi elimizde dursun. Bir, iki, çakra temizliği. Çakra temizliği bol bol benim YouTube kanalımda da var. Her yerde de bulabilirsiniz. Çakralarda aslında bilgi olarak revize oldu. Çünkü dünya üçüncü boyuttan dörde geçti. Dörtten beşe doğru geçiyor. Dolayısıyla yeni çakralarımız aktive oldu. Daha farklı kullanılabilir hale geldi. Artı iki çakramız oldu. Bunun meditasyonunu dokuzlu çakrayı YouTube'a yüklemediysek biz de en kısa zamanda yükleriz. Çakra meditasyonunu dinleyerek o akışla birlikte aura besini alır bedenden ve çok hızlı kendini onarır. Ameliyat yeri, dövmeler varsa, işte cildin altına dahil olmuş herhangi bir kozmetik ya da tıbbi malzeme varsa kendinizi dokunarak bol bol böyle şifalandırın. Onlar kendini onaracaktır. Bunlar işin en kıymetli tarafı. Bir yandan biz buna sarmallanmak deriz. Fakat o çok uzun bir konu. En kısa haliyle anlatacağım. Kendimizi bir şeffaf, geçirgen, olabildiğince uçuk pastel renkle bir balonun içinde hayal edebiliriz. Ve bu balonun içinde şunu söyleyerek var olabiliriz. Korunuyorum, güvendeyim, teşekkürler. Ya da şükürler nasıl istiyorsanız ya da hamdolsun. Yani o yöntemi, teşekkür yöntemini kişinin kalbine ve kendisine bırakırım. Korunuyorum, güvendeyim, hamdolsun, teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Nasıl istiyorsak. Bunu dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Fakat buranın altın kuralı. Bu balonu koyu renk yapmayın. Pes pembe yapmayın. Maksimum yani şeffaf, hafif belli belirsiz, çok uçuk bir renk verebiliyorsanız verin. Veremiyorsanız da şeffaf kalsın. Çünkü sadece pembe, sadece yeşil gibi böyle dolu bir renk yaptığınız zaman frekans alanınız o renkle eşleşecek ve onun benzeri frekanslarına yönelecektir. Bunu istemeyiz. Şeffaf olsun. İstiyorsanız belli belirsiz bir pembe, belli belirsiz bir mavi verebilirsiniz. Lütfen mor gibi koyu renkler, lacivert, siyah lütfen ve lütfen bunlardan uzak durunuz. Bir koruma balonu hayal edin. Auranızı da dışarıdan koruyan, sizin bilincinizle, ruhunuzun katılımıyla çalışan bir alan üretebilirsiniz. Böylece aura kendini içinde onarabilir. Bu renklerden bir bahsedelim mi Ebru Hocam? Bittiyse Hemen. burası. Hani Tabii. şimdi Hemen. az sonra görme çalışması yapacağız ya. Önden bilgiyi vermiş olalım. Herkes Tabii çünkü bir ki. renk bir şey görecek. Ne anlamına geliyor? Auramızda hemen hemen auramızda gördüğümüz derslerde en çok öğrencilerim bunu duyar. Auramızda gördüğümüz güzel tatlı renkler hiç umurumda değil. Yani sarı ne demek ben de bilmiyorum. Pembe ne demek ben de bilmiyorum. Ama merak Diyorum ki ediyorduk ya.
Evet, açın açın Google'a bakın. Google size anlatır diyorum. Hı. Çünkü biz şifacı olarak sadece aslında lekelenme var mı? Aurada incelme var mı? Bozulma var mı? Böyle mesela bir pet şişeyi sıcak suya tuttuğunuzda buruş buruş olur ya. Onun gibi aurada bir yer buruş buruş olmuş mu? Biz onun peşindeyiz orayı onarmak için. Yani sarıysa, pembeyse, yeşilse zaten her şey yolunda demekti. Orayla ilgilenmiyoruz. Misler gibisin diyoruz. Danışanımızı uğurluyoruz. Fakat örneğin arkamdaki duvar gibi bir yere kahverengi bir boya attığınızı düşünün. Böyle kahve sıçradığını düşünün. O lekelenmeyi ararız aurada. Bu bir hastalığın başlayabileceğini gösterir. Eğer buruş buruş olduğu bir alan varsa oradaki organda hatırı sayılır bir sorun var demektir. Bir yırtık varsa hiç kendisine ait olmayan bir sürü yükü bir zamandır taşımıştır. Orayı hemen kapatmamız lazım. Bazen aura televizyon karlaması gibi görünür. Böyle kargacık burgacık görünür. Orada da zihin çok karışmış, kaygı bozulmuş gibi bir sürü şeyi ifade eder bize. Dolayısıyla biz bunun peşindeyiz. Görüyor Şimdi musunuz Ebru hocam? tabii ki Görüyor. Şu an görüyor tabii. musunuz? Benim ağrımı görüyor musunuz şu an? İstersem evet, yani ekranda olmak bir etken ama istersem evet. Birazdan aura görme çalışması yapınca belki sen de kendi auranı görebilirsin. Dolayısıyla bu bir sonraki konuşma olsun. Peki şeyde görünür mü? Biz hani işte buruş buruş ya da lekeler falan onlar da görecek miyiz? Evet, tabii Sadece bütün bedeni görmek daha anlamlıdır. Yani bir kesit görmektense tüm bedende onu algılamak daha önemlidir. Ama hissiyatıyla da tabii ki yol alabiliriz yine de. Koyu renk, açık renk falan o bir anlam verir. Hani dediniz ya mesela siyah ya da Evet. lacivert hayal etme dediniz mesela. Evet. Örneğin birisinin ellerini siyah gördük. Aura görmeye başladık ve birinin ellerini siyah gördük. Bu hırsız olabileceğini, şiddete eğilimli olabileceğini, hatta belki tacizci olabileceğini gösterir bize. Simsiyah ellerden bahsediyorum. Ya da siyah bir zihin, kötü düşüncelere sahip olduğunu gösterebilir. Bunun gibi aslında bize birçok şeyi anlatabilir. O yüzden de aura görmek kendi güvenliğimiz açısından da oldukça keyifli olabilir. O zaman koyu renklerde ama mesela kahverengi de siyah böyle koyu renklerde bir olumsuz anlam bulmak şey değil. Yerli yerinde olur yani herhalde, değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Mor rengi çok severiz. Aura için de kıymetlidir. Fakat kendimizi korumaya alırken mor kullandığımızda çok koyu olur ve bir zaman sonra görünmez duyulmaz bir hale gelebiliriz. Bu yüzden hiç tercih etmiyoruz. Koruma balonumuzu olabildiğince şeffaf, olabildiğince şeffaf organize edelim. Onun için de auramız kendini onardıkça kendi renklerine dönecek zaten. Ona izin verelim. Bizim ona bilinçle ek bir renk vermeye hiç ihtiyacımız yok. Peki o koruma balonunu auramızı onarmak için mi yapacağız sadece mesela? İşte ben yayına çıkarken öyle bir balon hayal Yapabilirsin. edip mi çıkmalıyım? Ya da bir şarkıcı konserde sahneye çıkacak. Ya da demeyeyim önemli bir sınava gidiyoruz. Öyle bir imajinasyon yapıp gitmek korur mu bizi o anda da o Korur. enerjilerden? Aynı zamanda toplu taşımaya binerken yapabiliriz. Herhangi bir negatif etki almamak için tabii ki tıbbi bütün tedbirlere uyalım. Fakat aynı zamanda auramızı da böyle korumaya aldığımızda birçok hastalıktan çok rahat bir şekilde sıyrılıp da geçebiliyoruz. Ya da toplu taşımanın içinde bir anda bir yerde kavga çıkıyor, sizden uzakta olabiliyor gibi. Yani kendinizi her konuda, her durumda korumaya alabilirsiniz bu şekilde. Ama şeffaf, hatırlatıyorum, şeffaf. Ama şeffaf olacak mutlaka. Evet. Anladım. Peki şeye geçelim mi artık? Ya da bilmiyorum eklemek istedikleriniz var mı? Bu arada daha vaktimiz var hocam. Aradan bayağı çünkü vakit çaldık. Merak etmeyin. Şu an Tamam, zaman bizi süper. yanıltmasın. Biz yine aura görme çalışmasını yapalım, başlatalım. Olur. Bundan sonra belki tekrar konuşmamız gerekir.
Şimdi ben ekranımı değiştireceğim kısa bir süre. Siyah bir zemin, bir doğal taş. Ben herhangi bir doğal taşı aldım. Elimizi şöyle koyduk. Boşlukta önce doğal taşsız deneyelim. Herkesin doğal taşı yok. Dur bir Tam saniye hocam. ortaya. Ben de yapıyor olayım. Benim hızımla Tabii. gidelim. Herkes gibi. Şimdi siyah Tabii bir ki. tişörtümü Herkesle aldım. beraber hareket edelim. Yaydı. Tamam. Evet. Evet. Koyduk. Tamam. Taşsızız şu Ellerimizi an. böyle koyduk. Tam ortaya odaklanalım. Şu taşın olduğu yeri görün. Şimdi taşı alacağım. Tam ortaya odaklanıyoruz. Sizin elinize bakıyoruz şimdi değil mi? Sizin aranızı mı Kendi görmek için? elinize bakıyorsunuz. Ha, Kendi herkes elinize birbirine bakıyor. bakıyorsunuz. Tamam. Evet, herkes kendi eline bakıyor. Ellerinizi bu şekilde koydunuz. Tam ortaya odaklanıyorsunuz. Ve ellerinizin etrafında yayılmaya başlayan ısı gibi bir renk hali görmeye başlayacaksınız. Gri beyaz gibi de görebilirsiniz. Yavaş yavaş renkler oturmaya başlayacak, izin verin. Sadece iki elinizin orta noktasında siyaha odaklanın. Şu orta nokta siyaha bakıyorsunuz ve gözünüz yavaş yavaş etrafta oluşan rengi görmeye başlayacak. Biraz odaklanın, derin nefes alın vücudunuza. Dikkatiniz sadece burada olsun. Aura görmeye niyet ediyorum diyebilirsiniz. Kendi auramı görmeye niyet ediyorum diyebilirsiniz. Aynı anda niyette kalın. Yavaş yavaş elinizin etrafında bir bulut gibi, sanki bir ısı yayılıyormuş gibi bir hal görmeye başlayacaksınız. Hep dikkatiniz ortadaki siyahta olsun. Bu çalışmayı beyazla da yapabilirsiniz. Böyle bir beyaz zeminde de yapabilirsiniz. Şimdi ihtimalleri söyleyeceğim. Bazı insanlar beyazda daha rahat görür, bazı insanlar siyahta. İki renkte de deneyin. Çok hızlı olmayabilir. Bu bir deneme şu an. Göreceğiz. Bazı insanlar hızlıca görecek, bazı insanlar için zaman gerekli olabilir. Doğal taş şu an ortada değil, değil mi hocam? Orta boş Değil. şu an Ebru Evet, hocam. orta boş. Şöyle duruyoruz. İki elinizin tam ortasındaki siyah nok, şuradaki siyah noktaya odaklanıyoruz ve bütün dikkatiniz orada kalsın. Ben beyaz zeminden siyaha geçtim arkadaşlar. Sanki burada daha bir şey olacakmış gibi. Yani ben Evet. benim için yani böyle. Hı. Herkes için farklı olabilir. Elleriniz bu şekilde duracak. Bazı insanlar tam karanlıkta daha rahat aura görür. Bazı insanlar gün ışığında daha rahat aura görür. Hepsinde denemenizi öneriyorum. Şu an tabii ekrandan ayrılmayın ama daha sonra denemek üzere. Tam karanlık bir oda, bir banyo olabilir, tuvalet olabilir. Herhangi bir yerde elinizi boşlukta tutup yine etrafını şöyle elinizi boşlukta tutun karanlık bir yerde. Böyle etrafındaki renk halkasına odaklanın. Siz elinizin ortasına bakın. Yavaş yavaş o halkanın aktif olduğunu göreceksiniz. İsterseniz bir doğal taşla deneyin. Sadece bir doğal taş koyun. Beyazın ya da siyahın üzerine. Ve bütün dikkatiniz taşın ortasında. Yavaş yavaş etrafında oluşan renge bakın. Yavaş yavaş oluşacak. Şu an gözleriniz aurayı görmeye alışık olmadığı için
Bu aktive edilecek. Sadece buna izin verin. Şu an bir deneme yapıyoruz. Peki şimdi taşın aurasını mı göreceğiz hocam? Evet. Şu an taşın aurasına bakıyoruz. Tam orta noktasına odaklanın. Herhangi bir doğal taş olabilir. Tam orta noktasına odaklanın. İki gözünüz aynı yere baksın. Ve etrafında oluşan rengi görün. Şu an bir deneme yapıyoruz. Dediğim gibi gözleriniz aura görmeye alışık olmadığı için hızlıca açılmayabilir ama çok hızlı da aktive olabilir. Belki tam karanlık bir ortam arıyor olabilir zihniniz bunun için. Ya da gerçekten gün ışığı teninize değerken üstündeki aura hareketini çok daha iyi görebilirsiniz. Deneyin. Her formu deneyin. Yani birkaç dakikaya sıkıştırılmaz normal şartlarda. Bunun için birkaç saat ayırırız eğitimlerde de. Bol bol odaklanırız, odaklanıp bakarız. Birkaç saat dakika bunun için yeterli değil. Ama bazı insanlar için de yeterli olabilir. Deneyin, her formunu deneyin. Karanlık bir oda, aydınlık bir ortam, siyah zemin, beyaz zemin. Hepsini de deneyin. Hangisi size daha yakın gelirse onda denemeye devam edin. Ama bunu aylarca yapmanıza gerek yoktur normal şartlar altında. Birkaç kere denediğinizde aktive olur. Çünkü gözünüz, evet bu bedeni tanıyor gözünüz ve onu görebilirim, zihnim buna izin veriyor der ve kendini buna açar. Bu yüzden çok daha rahat görmeye başlarsınız. Bitkilerin aurasını görebilirsiniz, bir bitkiye odaklanabilirsiniz. Bir ev hayvanınız var ise ve sakin bir ev hayvanı ise ona odaklanabilirsiniz. Auralarını çok çabuk açarlar çünkü görülmek üzere. Ev hayvanlarıyla bu çalışmayı yapabilirsiniz. Sıkılmazsa çocuklarınızla yapabilirsiniz. Onların da enerjileri çok daha saf olduğu için karanlıkta, aydınlıkta, tabii karanlıkta korkabilirler. Karanlığa sokmayın ama siyah bir zeminde, aydınlıkta, beyaz bir zeminde onların auralarına da bakabilirsiniz. Eller en kolay aura görebileceğimiz alanlar, doğal taşlarda en kolay aura görebileceğimiz alanlar. Çünkü doğal taşlar kendi doğasında ışığı yaymak üzere bir sistemleri vardır. O yüzden auraları hep açıktı. Herhangi bir doğal taş, işte düzgün kesimli olmasına gerek yok. Herhangi bir doğal taş bu anlamda size hizmet edecektir. Mutlaka görenler vardır. Önümüzdeki günlerde görecek olan da birçok katılımcımız var. Birazcık üzerine eğilirseniz eminim bu renkleri göreceksiniz. Gerçekten çok muazzam aurayı görmek. İnsana ya. Ait bir özelliktir. Birilerine ait değildir. Burada bir yanılgı var. Sanki aura görmek herkesin yapamayacağı bir şey gibi. Hiç öyle değil aslında. Sadece insan artı böyle bir bedeni olduğunu da yeni yeni kabul ettiği için onu görme bilgisi de henüz açılıyor. Fakat tekrar söylüyorum, aura görme birilerine özel bir özellik değildir. İnsana aittir o. Herkes aura görebilir, herkes onu hissedebilir, herkes onun frekansını alabilir. Orayı gözüyle görmese de kalbiyle görebilir herkes. Bu yüzden kendinizi bu konuyu açar iseniz en kısa zamanda kendi sisteminiz bunu aktive edecektir. Sonra gördüğüm, baktığımız her kişinin aurasını da görmeye başlarız o zaman. Görebilirsiniz tabii ki. Açtıktan tabii sonra. Ki. Çok enteresan. Peki aura Ebru Hocam günden güne değişir mi? Mesela bugün çok sinirlendim diyelim eşime. Bugün rengi değişik, yarın çok sevgi duyuyorum. Rengi değişir mi? Yoksa bu kadar kolay değil mi? Auranın rengi sürekli değişir. Bu yüzden sabit bir aura bilgisi vermeyi istemeyiz. Yani senin auran dedi falan, doğru böyle bir şey yok. Evet, böyle bir şey yok. Örneğin güne çok iyi başladım, muhteşem yükseğim, auram harika, pırıl pırılım, altın sarısıyım.
Ve öyle bir telefon geldi ki hop, bütün grilik üzerime çöktü ve auram artık o parlaklıkta değil. Aura sürekli hareketlidir. Sürekli hareketlidir. Fakat auranın da kendi içinde çok istikrarlı olan bir katmanı vardır. Tenle birlikte çalışan katmanı, tam fiziksel bedenin üzerine dokunan katmanı en istikrarlı katmandır. Orası bize asıl hali verir. Ama yukarıya doğru çıktıkça da daha değişken, daha günlük hayatta ve duygularla ve onların da renkleriyle kendini ifade eden bir hale dönüşür. Bu yüzden aura çok hareketlidir ama dediğim gibi çok istikrarlı da bir alanı vardır. Bu istikrarlı alanı korumak için zaten derinin altına dahil olan malzemeleri şifalandırmak isteriz. Çünkü orası en genel ve ortalama halimizi gösterecektir. Bir de hastalıklar aurada mı başlıyor önce hocam? Mesela daha diyelim kalbi hastalanmadı ama aurasında işte bir buruşukluk falan bir şey gördünüz siz. O oranın hastalanacağını mı gösterir? Orası Önce organ, önce ondan organ mı sonra hastalanır? aurada görür. Aura. Hmm. Önce organ veya sistem. Örneğin sindirim sistemi gibi. Tüm sistem de olabilir. Önce fiziksel bedende başlar, sonra aurada biz onun cevabını ve karşılığını görürüz. Anladım. Hani dedim aurada da eğer bir yırtık, bir bozulma varsa o fiziksel bedene de tesir eder mi acaba? Tabii aurada bambaşka bir sebeple çok negatif bir inançla bir yırtılma oluştu ise o zaten dışarıdan çok negatif etki alacağı için fiziksel bedenin bozulmasına da sebep olabilir. Ama salt hastalık gözüyle bakarsak önce fiziksel bedende oluşur, sonra aurada kendini ifade eder. Ama diğeri de çok mümkündür. Her şekilde arkadaşlar enerji bedenimize sahip çıkmamız lazım. Evet, aslında sistemi çok basit. Negatif inançlardan arın, bedenini şifalandır ve bunu yaparken kendini bir koruma balonuna alabilirsin. Hiçbir mecburiyeti yok aslında kimsenin. Ama auranın kendini onarması için bir artı alan oluşturabiliriz. Yapılabilir. İstemeyenler yapmasın. Nasıl arzu ediliyorsa. Ve günde bir kere herhangi bir işinizi yaparken, sabah uyandınız, dişinizi fırçalıyorsunuz, bir çapra temizleme ses kaydının düğmesine basın, dinleyin, sadece dinleyin. Bunun için derin bir odaklanmaya ihtiyacınız yok. Sabah uyandınız, tuvalete gidiyorsunuz, dişinizi fırçalıyorsunuz, basın Ebru'nun tuşuna, o size anlatsın. Sadece dinleyin, kulağınız duysun, son derece yeterli. Çakra sisteminizi temiz tutun. Aslına bakarsanız işte hepsi bu. Bu arada şimdi size ulaşmak isteyen çok kişi olacak. Çok soracaklar. Buradan hemen söyleyelim. Sadece bir başlığı konuştuk ama eğitimlerinizin içerisinde pek çok şey var. Sosyal medyadan lütfen baksın arkadaşlarımız. Fakat bugünlerde başlamış olan ve devam eden kuantum danışmanı olma eğitiminiz var. Online değil mi Ebru Evet. Hocam? Buna katılmaya devam edebiliyorlar herhalde hala. Devam edebiliyorlar. Ne var içeriğinde? Eğitim kayıtlarımızın hepsini alıyoruz Evet. ve yeni katılan arkadaşlarımızı, önceki derslerin eğitimlerini gönderiyoruz. Gerekirse de yeni sınıf açıyoruz zaten. İlk dersimizi yaptık henüz. İçinde ne var? Aslında 70'ten fazla seans ve teknik öğrenecekler, evrensel bilgileri öğrenecekler ve kendileri bunları uygulayabilir halde olacaklar. Mezun olduklarında diyelim, 10 ay sürüyor. 10 aydan sonra biraz bizimle vakit geçirip seansları bizimle birlikte görsünler, dahil olsunlar istiyoruz. Biz de onları izlemek istiyoruz seans yaparken. Çünkü sorumluluğu hepimizin, o alanı birlikte paylaşalım istiyoruz. Bir de yazılı sınavımız var. Ondan sonra sertifikalarını veriyoruz. Hayat boyu da desteklemeye devam ediyoruz zaten. Bir eğitime katılan, bir kuantum danışmanlık eğitimine katılan kişi bundan sonra açılan bütün eğitimlere ücretsiz geliyor. Kuantum danışmanlık eğitimlerine her sene tekrar tekrar katılabilirler. Çünkü enerjiler değişiyor, insan değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor, teknikler değişebiliyor. Bu alanda hiçbir ücret almıyoruz. Her sene tekrar 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 aynı eğitime gelebiliyorlar. Aslında eğitimde
her zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü içinde epey değişiklik olur. Bizde her sınıf bir laboratuvar gibidir. Her sınıftan yeni bir teknik çıkar. Dolayısıyla üstüne eklene eklene giden bir eğitimimiz var. Arzu edenler dahil olabilirler. Bir de kişinin de farkındalığı her defasında başka oluyor. Yani ben her bir şeyi izlediğimde başka bir şey yakalıyorum. Şaşırıyorum, bunu nasıl duymamıştım acaba falan diye hepimizde var bu. Biz Bir de çok hocam yaşarız. yenilenme etkinliği var. Bunu çok merak ettim. Evet. 2022'yi birlikte kapatıp 2023'e hazırlanmak diyorsunuz. Ne yenileniyor burada? Biz de yenileyin. Yenileyelim tabii ki. Herkesi yenileyelim. Kuşadası Marina Otel'de olacağız. 2 gün 18'i ve 19'u cumartesi pazar. Kasım. Cumartesi 19-20 evet, Kasım. 19-20 Kasım. Cumartesi sabah otele giriyoruz. Bütün gün çalışacağız. Dizimler yapacağız. 2022 arınma senesiydi. 2023 çok enteresan, bolluklu ve şanslı bir sene. Ne varsa geride bırakıp o şans ve bolluk eşiğini atlayıp 2023'e öyle girelim istedik hep beraber. Bunun için çok güzel bir eğitim hazırladık. Cumartesi, pazar birlikte olacağız. Arzu edenleri bekliyoruz. Arınma senesi dediniz ya, bunu neye göre söylüyoruz? Yani o yılın kuantum enerjisine göre mi? Nereden biliyoruz bunu? Şöyle, her sene Haziran ayından itibaren bir sonraki senenin kuantum alandaki bütün enerjilerini defaten seneye dramalar açarak, seneye dizilimler açarak bilgi topluyoruz. Önümüzdeki sene neler oluyor? Her sene aralığın sonunda 10 küsür yıl oldu, galiba 12 yıl oldu, artık geleneksel oldu. Aralığın son haftasında da bir eğitim açıyoruz. Yeni yılda neler olacak ve biz neler yapalım eğitimi açıyoruz. İlan ediyoruz. Gelenlerle birlikte önümüzdeki senenin bütün enerjilerini konuşuyoruz. Bu astrolojik bir bakış değildir. Ben zaten astrolog değilim. Ama 6 ay boyunca üzerine çalışılmış, böyle ilmek ilmek enerjilerin ölçüldüğü, okunduğu bir alandan sonra ortaya çıkan bilgiyi anlattığım bir seminer oluyor aslında. Biraz eğitim, biraz seminer. Aralığın sonunda da yılbaşı etkinliği olarak 2023'te neler bizi bekliyor, bütün enerjiler anlamında tek tek anlatıyor olacağım. Ben yayın isterim o zaman ama Tabii ki. aralığın sonunda. Şu an Tabii yani ki. neler oluyor 2023'te diye. Ama genel olarak baktınız, bir daha söyleyin onu isterim. 2022 arınma, 2023 dediniz. 2023 aslında şans ve bolluk bereket senesi. Bu alana geçtiğimiz bir sene. Fakat ben şanslıyım diyenle ben şanssızım diyen aynı yaşamayacak tabii ki bu seneyi. Ya da bolluk berekete inancı ve güveni yüksek olanla onunla küs olan tabii ki aynı yaşamayacak. Biz işte o dengeleri kuantum alanda birbirine bağlamaya ve negatiften pozitife insanları geçirmeye gayret edeceğiz. 2022'nin sonunda bence bunun yayınını yapalım. Ay çok güzel olur. Bir şey daha not ettim ya. Şunu da bir anlatır mısınız? Yani çok da bir şey tuttum sizi. Akışın dışına şu an çıktık ama. Hiç önemli değil. Hayır vaktim... Vallahi sohbetin bir yerinde şey dediniz ya, böyle dördüncü boyuttan dünyada boyut değiştiriyor dediniz ya. O nedir? Bir onu anlatır mısınız? Burada bir kafa karışıklığı da var. Biz ne yaşıyoruz hocam ya? Biz bu kafamız nedir şu anda? Tabii ki boyutlar konusu yine bir akşamın konusu. Fakat şöyle özetleyelim. Üçüncü boyut korkunun, şiddetin, öfkenin daha hakim olduğu bir boyut idi. Zaten işte dünya savaşları, insanın insana, doğaya ve canlıya olan kıyma haline bakar isek tabloyu görebiliyoruz. Dördüncü boyut aslında üçten dörde, yani sevgiye bir adım attığımız, farklılaştığımız bir boyut. Dünya gezegeni üçüncü boyutu terk etti. Gezegen olarak artık üçüncü boyutu hiçbir şekilde istemiyor üzerinde ve dördüncü boyutta var olmamızı o da tercih ediyor. Dördüncü boyut ne demek? Sevgiye biraz daha yaklaşmak demek. Öfkeyi, şiddeti, korkuyu arkada bırakmak, sevginin, neşenin, birlik bilincinin biraz daha arttığı bir boyut. Beşinci boyut çok daha sevgi yoğun bir boyut. Ama onun için vaktimiz var. Dünya
Dördüncü boyuta geçti. Beşe doğru ilerlemekte. Çift rakamlı boyutlar 2, 4, 6, 8 gibi çift rakamlı boyutlar ara boyutlardır. Tek rakamlı boyutlar ana boyutlardır. Ana boyutlar milyon yıl sürer. Ara boyutlar ortalama 2000 yıl sürüp aslında bir hazırlık aşamasıdır. Biz şu an 5. boyutun hazırlık aşamasındayız. Biz görür müyüz, göremez miyiz bilinmez. Fakat bizim çocuklarımız, belki onların çocukları 5. boyutu dünyada deneyimleyecekler. 5. boyuta geçtikten sonra tabii ki bu bir bilinç boyutu da aynı zamanda. Sadece sevgi boyutu değil, bilincin de açıldığı, bilincin de birçok katmanının açıldığı bambaşka bir boyuttan bahsediyoruz. Zaten yeni doğanlarda bu farkı görüyoruz. Yeni doğan bebekler nasıl geliyor? Biz hep aynı şeyi söyleriz. Biz böyle değildik deriz ya da 20 sene önceki çocuklar böyle değildi deriz. Çok farklı bir bilinçle geliyorlar. Çünkü artık onlar 5. boyuttan aramıza dahil oluyorlar. İnsanlığı çekmek, götürmek ve onlara yeni frekanslar ürettirebilmek için 5. boyuttan geliyor yeni gelenler. Çok farklılar, çok biliyorlar, çok farkındalar her şeyin. Aslında geldiğimiz rotayı çocukların gelişimlerine bakarak çok daha güzel izleyebiliyoruz. Bu anlamda yolumuz 5. boyut ama şu an 4. boyuttayız. Bu sevgiye en yüksek frekansa, sevgiyle kastettiğim bu en yüksek frekansa bir adım daha yaklaştığımız, onunla ilgili bir eşik daha atladığımız yeni bir bilinç seviyesi demek. 5. boyutun varlıkları da aramızda yani o zaman. Tabii ki. Şu an aramızda 3, bizi taşımak için. 3, peki, 4, 5, 6 bir arada yaşıyoruz. 6. Onu soracaktım. Daha üst boyutlardan da var mı diye. 6. boyutun da mı varlıkları var aramızda? 6. boyutun varlıkları da var aramızda. Ve bunlar aslında ruh seviyeleri. Yani 3. boyutu daha önce yaşamış, bu devri kapatmış. 4'ü 5'i de çok hızlı geçmiş ya da bu devri yaşayarak kapatmış. Ruhsal olarak ve bilinç seviyesi olarak 6. boyuta geçmiş. Ve işte normal bizler gibi yaşayan insanlar. Fakat baktığımızda sokakta, yani sokak derken günlük hayat ve kalabalık kastıyla söylüyorum. Sokakta iletişim biraz zor. Hepimiz bu konuda biraz zorlanıyoruz. Çünkü 3, 4, 5, 6 aynı anda bir arada hareket ediyoruz. Dolayısıyla birimizin söylediğini diğeri hiç anlamıyor olabilir. Bunlar bazen hane içinde de yaşanıyor olabilir. Bir kişi 3'ten 4'e geçti ama artık iletişim eskisi gibi olmayabilir. Dediğim gibi rezonans yasası gereğince burada bir çekme hareketi var enerji anlamında. Az yoğun, çok yoğuna akmak zorunda. Fakat günlük hayatta da bunun etkilerini çok görüyoruz. İletişim konusu en çok çalıştığımız konulardan birisi. Şimdi dördüncü boyutun, diyelim dördüncü boyut seviyesinde. Şimdi hepimiz seviye seviyeyiz ya. Ruhsal bilinç seviyesi bu arada bunlar değil mi hocam? Evet. Böyle düşünmek lazım. Hem peki, dünya hayatı bilinci hem ruhsal bilinç. İkisi senkronize birlikte hareket ediyor. Tabii bir yandan da hayat amacımıza ne kadar yakınız, hayat amacımızı ne kadar gerçekleştirdik. Ne olmaya geldik de ne olduk? O ikisinin arasındaki fark az mı çok mu? Bunlar yine boyutların bilinçlerinde çok önemli. 4 sevgi, 5 hakiki sevgi artık. Herhalde orada yargı falan yok. 6'da ne var? 6'da tabii ki sevginin en üst versiyonu. Aslında devam ediyor. 7 var, 8 var, 9 var. Boyutlar devam ediyor fakat bir boyuttan sonra bedenlenemiyoruz. Çünkü beden o frekansı taşıyamıyor. Yani enerjimiz bir bedenin içinde durabilecek bir frekans olmuyor. O zaman da ruhsal varlıklar olarak hayatımıza devam ediyoruz. Kaçtan sonra taşıyamıyoruz? 6'dan sonra mı? 7'den sonra taşıyamıyoruz. 7 özel varlıklar olarak gelirler, özel görevli gelirler. Belli bir sürede bir hayatı deneyimlemek ve bir işi yapmak üzere gelirler. 7. boyut varlıkları bir peygamberlerdir, onlar ayrı. Bir de ben bu örneği vereceğim,
boşumuza gider gitmez ama Atatürk gibi tam sadece aklımdan geçiyordu biliyor musunuz? Evet, bir görevi yapmak üzere belli bir yaşam dilimi için gelirler. Bunların özellikleri vardır. Kısa boylu olmak zorundalar. Çünkü beden titreşimleri çok yüksek olduğu için uzun boyda bu titreşim beden sağlığına çok hızlı zarar verir. Bu yüzden kısa boylu olmaları gerekir. Genellikle gönül ilişkisi yaşayamazlar. Yani o frekansta muhatapları olmadıkları için böyle büyük aşklar falan yaşayamazlar. Evlenemezler. Evlenseler de o evlilik yürümeyen bir evlilik olur zaten. Çocukları olmaz. Çünkü o frekanstan doğacak yeni bir görevli olmak zorunda. Bu yüzden çocukları olmaz. Erken ölürler gibi böyle bir takım özellikler var. Burada da hikaye aslında şöyle çalışıyor. Yuvada Anadolu'nun bir devrime ihtiyacı var. Yedinci boyutun içinde. Kim üstlenecek bu görevi? Ben der, bir tane ruh seçer ve ne yaşayacağını bilerek gelir. Dediğim gibi genellikle çok erken ölürler. Bir amaç vardır hayatlarında, çok nokta bir amaç vardır. Hiçbir şey onları o amaçtan saptıramaz. O amaç olmazsa olmazdır. Onun için gelmişlerdir. Gelirler, yaparlar, giderler. Aslında hikaye böyledir. Erken ölüm hani vazifeyi bitirir bitirmez evet. Bitmekten herhalde. Kesinlikle. Çünkü dünyaya uygun varlıklar değillerdir aslında. Yani bütün ruhlar dünyaya uygundur. Fakat dünyanın frekansı 3'te titreşirken 7. boyutun frekansı çok ciddi bir uyum problemidir. Yani bir gecede bir dil öğrenir, hatta bir gecede 5 dil öğrenebilir. Öyle bir frekansa, öyle bir zihin bilinç seviyesine sahiptir. Atatürk'ten bağımsız da yani 7. boyut varlıkları böyle var olabiliyorlar dünyada. Fakat dünya 3'te kişinin frekansı 7'de nasıl uyumlansın? Bu yüzden de işte kimilerinin bağımlılıkları olur. Dünyaya uyumlanabilmek ve topraklanabilmek için. Böyle özel varlıklar vardır. Gelirler dünyada bir işi halleder ve giderler. Bunlar 7. boyuttan gelirler. Onun üzerinde zaten 7 ancak özel görevle bedenlenmek demektir. Bir bedenlenme varsa onun dışındaki boyutlarda bedenlenme olmaz. Çünkü beden taşıyamaz. Yani fiziksel beden bir kısıtlılık ve bir yoğunluk demek. Çok yüksek bir titreşimi bu bedenin içine koyduğumuzda maalesef beden onu taşıyamıyor. Bu yüzden de 8'den sonrası bedenlenemiyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani muazzam bir şey oturdu kafamda. Yani şu an o kadar yalın bir dille ve güzel anlattınız ki hani bu kısmı da bilemiyorum yani işte izleyenlerimiz yorumlara yazsınlar. Çok teşekkür evet. ediyorum Ebru Hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. O yayını bekliyorum bak. 2023'te o yapacaksınız bir hafta çalışma. Onun sonunda ne olacağını çok merak ediyorum. Lütfen. Anlaştık. 10 yıldır çalışmalarını yaptık. Dramalarını abi yaptınız açtık. Mı? Tabii. Şimdi tekrar açacağız ama ha, Haziran'da başlıyor. Yani. Tabii. Haziran'da başlıyor onun çalışması. Sene sonuna kadar devam ediyor. En son çalışmaları yapıp kapatıyoruz. Ondan sonra da semineri ilan ediyoruz. Normal peki 10 yıldır böyle. Yapıyorsunuz Ebru Hocam. Hani istatistik önemli bir şey neticede. Evet. O 10 yıldır hep mesela öyle mi olur? Nasıl olur? Hep öyle oldu. Kaça kaç? Hiç şaşmadı. Hiç şaşmadı. Hiç şaşmadı. Evet. Aralık ayında yapıyoruz yayını. Tamam, hocama bekleyemeyeceğim. Çok teşekkür Aralık ederim. Ayında bir aradayız. Ben de evet, çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Tüm katılımcılarımıza da lütfen aura görme için birazcık zaman ayırın. Yani günde birkaç dakika yaparak gözünüzü o alanı görmeye adapte edin. Böyle böyle göreceksiniz. Çok önemli olduğu için tekrar küçücük söylüyorum. Kimseye özel bir özellik değil. Herkes aura görebilir. Gerçekten yani farkındalık o kadar önemli ki ben Ebru Hocam bir yayında daha anlattım bunu. Arabayı hep yan aynalardan park etmeye alışmış biriyim. Yani yıllardır, 15 yıldır yan aynalarıma bakarak geri park ediyorum. Şimdi arabamın önünde kocaman bir kamera var arkadaşlar. Koca bir kamera. Arkayı gösteriyor ya. Ona bakana kadar canım çıktı. Hala yanlara bakmaya çalışıyorum araba park etmek için.
Niye? Çünkü bütün alışkanlığım orayı görmek. Önümdeki kocaman kamerayı göremiyorum ya. Göremiyorum. O kadar net bir örnek ki bu. Hani hayatın içinde niye göremiyoruz işte odaklanmayınca? Niye aktive edemiyoruz o yeteneği? Yemin ederim çalıştım size. Oraya bakmak için yani. Yanları kapattım. Sadece oraya baktım falan derken alışmaya gayret gösteriyorum hala. Süper. O yüzden çok güzel bir orayı da görürüz arkadaşlar. İnanıyorum ben buna. Muhakkak görürsünüz. Görmüş de bir sürü insan olacaktır şimdi bize yazacaklar. Muhakkak görebilirsiniz. Bu arada bir app'imiz çıktı. Hemen onu da ilan edeyim. Yaşam Tasarım Merkezi hem Android telefonlar için hem de iOS telefonlar için Google Play'de, App Store'da Yaşam Tasarım Merkezi dediğinizde app'imizi bulup indireceksiniz. Ücretsiz değil mi? Ücretsiz. Evet. Tamam. Üye olmanız gerekiyor ki biz size ulaşabilelim. Buradan çok yeni çıktı, birlikte test edeceğiz, birçok aşamasını test ettik ama yine de her zaman yeni bir göz, yeni bir kıymetti. Bu anlamda geri dönüşleriniz çok önemli. Şimdi oraya haftalık bilgiler ekleyeceğiz, günün olumlamaları, onlar size ulaşacaklar. Belki birkaç hafta daha zamana ihtiyacımız olabilir bu iletiler için ama yakında bunlar da başlıyor olacak. Bütün ajandamız orada. Bütün ekip arkadaşlarım orada, çok kıymetli ekip arkadaşlarım var, hepsine kucak dolusu sevgiler. Herkes oradan ulaşabiliyor olacaksınız. Orayı da bol bol kullanın çünkü size çok güzel geri dönüşleri olacak hepin. Telefonlarımızdan Yaşam Tasarım Merkezi'ni ücretsiz olarak indirebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Daha ne yapsın? Siz sorun biz anlatalım. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Çok keyifli bir yayında. Benim için de öyle. Çok teşekkürler. Oğlumu da öperim. Görüşmek üzere. Sevgiler. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Çünkü çok merak ediyorum. Auranızı görebildiniz mi? Sorularınız neler? Önerileriniz neler? Kanalımda görmek istedikleriniz neler? Yapıcı eleştirileriniz neler? Lütfen paylaşın. Bu paylaşımlar çok kıymetli. Benim çok keyif aldığım bir video oldu. Çalışacağım da. Böyle ufaktan beni merak ediyorsanız eğer, beyaz zemin üzerinde bir şey göremedim ama siyah zeminde sanki böyle bir şey görecekmişim gibi. Şu an bir başlangıçta bir his. Biraz çalışmak lazım. Bu arabam için verdiğim örnek o kadar bariz ki. Yani bir şeye odaklanmak lazım. İnsan gözünün önündekini göremiyor çünkü. Böyle, durum böyle. İyi ki oradaydınız. İyi ki varsınız. İlkay Buralı YouTube kanalı benim kendime çıktığım bir yolculuktu. Hiçbir gün buralara geleceğini tahmin bile etmezdim 2 yıl önce. Ama şimdi bu muazzam yolculukta bakıyorum ki binlerce arkadaşım var. Birbirinden kıymetli, bize bildiklerini anlatacak insanlar var. Her yeni videoda bir şeyler öğrenmenin mutluluğuyla bitiriyorum bu videoyu da. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Yüce Rabbime sonsuz şükürler ediyorum. İyi ki oradaydınız. Ayrılmadan önce abone değilseniz İlkay Buralı YouTube kanalına abone olun arkadaşlar. Katıl özelliğiyle kanalımızı ayrıca destekleyen takipçilerim var. Ben buradayım. Ayrıca kanalın yaşaması için katkıda bulunmak istiyorum diyorsunuz. Ne diyeyim? Hani nasıl teşekkür etsem az. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.